Evet, yeniden merhaba. Umut Nayır bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve satır arasında ilk konu Umut olmuş oldu. Bize de umut olur. Şans getirilsin Umut Nayır. Hoş geldin, sefa verdin. Hoş bulduk Deniz. Hayırlı olsun programı. Teşekkür ediyorum. İnşallah bana doğru gelir, sana doğru gelir. İyi yayınlar hepinize. Çok teşekkürler kırmadığın, bize vakit ayırdığın için. Öncelikle tabii Konyaspor'u konuşacağız. Ağırlıklı olarak A milli futbol takımıyla başlamak istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Sen de 11'de sahaya çıktın. İlk önce İzlanda galibiyetini nasıl değerlendiriyorsun? Ya, tabii ki keyif vericiydi. Uzun bir aradan sonra Vincenzo Hoca'yla benim çalışma fırsatım olmamıştı. Önceki dönemde milli takımda bulundum, Avrupa Şampiyonası'na giderken elemelerde, ama Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil olamamıştım. Uzaktan takip etmiştim takımı. Şimdi bu dönemde Uluslar Ligi ile beraber yeniden kadroda olabilmek benim adıma da keyifliydi. Uzun bir aradan sonra da tabii ki milli takım formasıyla sahaya çıkıp da galibiyetle alınca da ekstra keyif oldu benim için de. Umut, bu arada tebrik ederim. Avukatlık okuyordun, hukuk okuyordun. Çok yakın bir zamanda da mezun olmuşsun. Tebrik Evet, ederim. Uzun bir muamma oldu. İnsanlar mezun oldum diyebilenler var, olmadığımı emin olamayanlar vardı. Mezuniyet belgesini aldım ama tabii ki resmi olarak avukat olabilmem için bir yasal adliye stajını da yapmam lazım, bir senelik. Onu yapmadığım için henüz baro ehliyetim yok ama mezun oldum, evet. Onu da yapacak mısın? Ya bu yoğunluğun arasında ona vakit ayırabilecek misin? Bilmiyorum ama tabii ki planı nasıl olacak bilmiyorum. Belki Konya'da başlatabilirim ya da İstanbul'da, Ankara'da nerede yapacağımı da başlatabileceğime karar vermedim. Çünkü o süreci de net öğrenmem lazım. Belli yükümlülüklerin oluyor. Ama Konya'da yapabilecek bir durumum olursa burada başlatmayı düşünüyorum açıkçası, çok geç kalmadan. Tabii A milli futbol takımımız da ilk maçta Galler'le karşı karşıya geldi. Deplasmandan bir puanla ayrıldı. İzlanda karşısında da galibiyetle ulaştı. Şuna sormak istiyorum. Gülser Aksel Stadı'nı nasıl buldun? Maçtan sonra herkes bunu konuştu. Aslında milli takım stadyumu olabilir diyenler de var. Sen de Göztepe forması da giydiğin dönemler oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu biraz tartışma konusu olabilecek bizim ülkede. Çünkü çoğu ülkede ulusal milli stadyum diye belirledikleri sabit bir stadyum oluyor ve sorgusuz sualsiz sürekli orada oynuyorlar. Farklı statlarda milli takım formasıyla oynama şansı bulmuştuk. Hepsinin de farklı atmosferleri oldu. Objektif yorum yapmak şöyle zor, çünkü ben Göztepe forması giyerken de o atmosfere çok aşina olduğum için o atmosferin güzelliğini biliyorum. Orada da çok güzel bir ambiyans oluşturmuşlardı. Gürsel Aksel Stadı'nda da şöyle bir şeyim var. Ben Göztepe'deyken orada oynama şansım olmamıştı. Bornova'da oynamıştık biz lige çıkarken, ama sonrasında işte bazen böyle futbolda, siz de biraz önce bahsederken de duydum, çok fazla hikayeler barındırdığı için Göztepe Stadı'nın açılışına ben Beşiktaş'la, Abdullah Hoca'nın ilk ayrıldığı maçtan sonraki maçta Beşiktaş'la oraya gelmiştik. Açılış maçında oradaydık. Orada olma şansım oldu. İlk maçtaki atmosferi de hatırlıyorum. O yüzden çok ayrı yeri olan bir camia olduğu için benim için objektif yorum yapmak zor. Yani milli stat şurası olsun burası olsun demek zor, ama çok keyif aldığımızı söyleyebilirim. Tabii çok değerli konuklarım da var. Onlarla birlikte bugün değerlendirmeler yapıyoruz. Sinem Ökten, Ufuk Kağan Karacan. Ben yayın öncesinde Ufuk Kağan'la da bir dostunuzun olduğunu kendisinden öğrendim. Sizlerin de soruları varsa sadece ben sormak istemiyorum. Tabii çok sorum var ama size de soru sormak için sözü bırakayım. Sinem, Ufuk. Ben kendisinden nasıl iyi golcü olunur dersi aldım. Onu beraber video çekmiştik. Selam Umut bu arada. Ben sadece hazır hani Fenerbahçe macerası bitmişken ona söyleyemediğim şeyi burada söyleyeyim. Belki Umut itiraz eder ya da fikrini beyan eder. Avrupa Şampiyonası'nda hani forvet oyuncumuz yok vesaire çok tartışıldı edildi. Bunun biraz da sebebin Umut Nayır'ın olduğunu düşünenlerdenim. Sebebi şu: Umut Nayır gerçekten milli takımda bir form tutmuş ve kendi yerini edinmişti bence. Bunu hatta Türk Futbol Kamuoyu da kabul ettirmişti. Ama Fenerbahçe'nin fırtınalı iklimi ve rotasyon sistemi Umut gibi kaliteli bir oyuncunun oyun sürekliliğine biraz yara verdi, zedeledi. Hani Umut, belki atıyorum örnek olarak söylüyorum, Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi'ne giden Karadağ takımında bir sezon geçirseydi hem golcülüğünü devam ettirirdi. Çünkü biraz da o içgüdü, o repertuarın açığa çıkması için oynaması gerekiyor falan. Hem de bence Avrupa Şampiyonası'nda bu çok fazla forvetsizlik vesaire gibi bir tartışma olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü ben, birazdan belki konuşuruz, milli takımdaki santraforsuz oyunun biraz da zaten santraforsuz olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden Umut'un orada bir
kariyer mavrası daha iyi bir Avrupa Şampiyonası performansı da çıkarabilirdi diyeyim. Yanlış düşünüyorsam Umut'la karşı karşıya zaten söyler diye düşünüyorum. Geriye dönüp bakınca tabii ki kararları yorumlamak daha kolay oluyor. O dönem yaşarken, tabii, karar verirken birçok dinamiği var. Sadece oyuncunun isteğiyle de olmuyor bazı şeyler. Bazen kulübün bir kararı oluyor. Bazen sizin ona uymanız gerekiyor. Benim hukuki statümde de o zaman sözleşme şartlarında bazı itilaflı maddeler de vardı önceki kulübümle alakalı. O yüzden de karar kısmında açıkçası benim için de kolay olmadı. Birçok kere görüşmemiz de oldu. Benim reddettiğim dönemler de oldu Fenerbahçe ile görüşmede. Sonra İsmail Hoca'nın gerisinden sonra biraz daha farklı şeyler oldu. Geriye dönüp bakınca tabii ki kağıt üstünde benim gittiğim dönemde Edin vardı, Michi vardı. Üçlü bir rotasyon düşünülüyor ama işte bizdeki iklim gereği de tabii ki isimler sorgusuz sualsiz çok rahat oynayabildikleri için geri planda kalınca da otomatikman milli formada da işte geri planda kalıyorsunuz. Oynamadıkça tabii ki biraz daha o keskinlik dediğimiz şey de köreliyor. Bütün oyuncular için geçerli aslında. Yani bir karar veriyorsunuz ve gittiğiniz takımda oynayıp oynamadığınız süreç sizin diğer kariyerinizi de şekillendiriyor. Sonrasındaki süreçte işte ikinci devre için aslında ben de Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek kulüpten ayrılma talebinde bulunmuştum. Kısa dönemli belki yeniden form durumu yakalayıp şampiyona için olabilirim diye. Sonra Pendik süreci, orada da farklı şeyler yaşadık falan. Ya şimdi uzun uzun anlatılacak bir süreç ama o yüzden dediğine de katılıyorum bir yandan. Oynasaydım tabii ki şampiyona da olup katkı da verebilirdim ama şuna katılmıyorum. Bu forvetsizlik kısmı da bizim biraz kendimizin oluşturduğu bir durum. Yani şöyle işte yöneticilerimiz, taraftarlarımız, sizler yorumcular olarak sürekli bir transfer talebiyle, tüketim talebiyle gelince tabii ki en göz önünde olan mevkiler hücum hattı olduğu için aralıksız sürekli oraya oyuncu geliyor. Her gelen oyuncunun da ister istemez taraftar sahada görmek istiyor. Yerli oyuncu için de tabii ki ön hatta bulunmak, üst düzey rekabette, büyük takımlarda şans bulmak kolay olmuyor. Genelde şans bulan oyuncular da dikkat ederseniz takımlar çok kötü giderse, işte Kerem'in parladığı gibi, Semih'in parladığı gibi büyük takımlarımız biraz sallanınca ya da transfer yasağı ne bileyim Trabzon'da Abdüşün Yusuf'un çıktığı zamanlar gibi biraz böyle rastlantısal olaylarla ya da çok sakatlığın olmasıyla falan denk geliyor. Böyle planlamada asla ana rotasyonda en azından kağıt üstünde başlarken çok düşünüldüklerini düşünmüyorum. Özellikle ön hattaki oyuncuların. Ya biraz işte birbirini tetikleyen bir durum. O yüzden de çok yorum yapmak da kolay olmuyor açıkçası. Bu arada şöyle bir ekleme de yapayım. Ben konuştum ama 50 kere ben de Fenerbahçe'ye giderdim. Onu da söyleyeyim yani. Hiç kolay bir şey değil yani. Sinem'in de bir sorusu var. Aslında biraz Umut, ek yorumla beraber sormak isterim. Umut, tekrardan hoş geldin yayınımıza. Hakikaten ağırlamak da keyifli seni ve böyle karşılıklı konuşabilmek. Aslında şöyle de bir yorum yapacağım. Hem Umut'un söylediklerinden hem Ufkan'ın söylediklerinden. Şimdi kendi oyuncularımızın değerini ne kadar fazla bilmemiz gerektiğini bence aslında işte milli takım performansıyla hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de şimdi işte Uluslar Ligi'nde görüyoruz. Çok değerli ve hakikaten yetenekli oyuncularımız var ama zaman zaman biraz geri planda kalıyor. Bence Umut'un da hakkı yeterince verilmeyen oyunculardan. Çünkü ben ne zaman Umut Nayır oyuna girse ve hazır olsa, görev verilse hep en iyisini yaptığını ve genelde de hani takıma işte gol atması beklenirken evet gol atıp puanlar kazandırdığını hep gördüm. Bunu sormak isterim. İşin mental boyutunu biz programın ilk bölümünde konuştuk. Gerçekten kendini hep hazır tutmak kolay mıdır, zor mudur? Ya kolay desem yalan söylemiş olurum. Yani kağıt üstünde söylerken ya da biraz daha yaş olarak tecrübelendiğim için artık işte genç kardeşlerimizle konuşurken bazen benden akıl almak istiyorlar. Sohbet esnasında konuşuyoruz. Söylerken hep söylediğim şey dış faktörlerden, bizim kendi etki alanımız dışındaki şeylerden etkilenmeden bizim neyi değiştirebileceğimize odaklanmamız, çok çalışmamız, işte üstümüze düşeni yapmamız, antrenmandayken saha dışında, saha içinde bir bütün olarak bakmamız gerektiği. Ama tabii ki 25 kişilik bir oyuncu kadrosu oluyor takımda. Orada da 11 kişi oynuyor. Oynamayan 14 kişinin kendince haklı sebeplerle oynamayı gerektiğini düşünüyor. Ve bu süreç sadece bir hafta da değil. Yani 34 hafta, 40 hafta, 50 maç, çok uzun bir süreç böyle devam ediyor. Oynamayan oyuncu ister istemez belki 3 hafta olup ona tutunuyor. Daha mentali sağlam olan 20 hafta tutunuyor, 30 hafta tutunuyor. Bazısı çok tutunan formayı alabiliyor ama hem ailevi şeylerin var, farklı şeyler yaşıyorsun. Hem takımda farklı mentaller yaşıyorsun. O yüzden yönetebilmek kolay değil. Kolay değil derken de buna yönelik çalışmalar yapılıyor mu? Takımda
ki tavırlar tırnak içinde yöneten kesim, teknik direktör, yöneticiler oradaki 25 oyuncuyu gerçekten sen bizim takımımızın oyuncususun sıfatında gerçekten doğru temsil ediyorlar mı? Ya doğru bir his veriyorlar mı onlara? Ya gerçekten sen bizim takımımızın oyuncusun, şu an oynamıyor olabilirsin ama biz sana güveniyoruz, inanıyoruz, sen çalışmaya devam et hissini gerçekten veriyorlar mı? O da biraz soru işareti. Çünkü futbolda dediğim gibi tercih meselesi 11 kişi oynuyor ama kalan 14 kişinin mutlu olması bence takımın başarısı açısından daha da önemli. Çünkü zaten oynayan oyuncular bir şekilde kendini mutlu ediyor. Oynamayan oyuncunun esas o mutluluğa erişebilmesi, aynı heyecanı kalbinde yaşaması önemli. Kolektif bir iş yaptığımız için oradaki 25 oyuncunun kaç tanesi aynı hisse girerse bence takım başarısını otomatik olarak etkiliyor. Takım başarısı etkilemesi için de o mentalde işte sahada antrenman yaparken %100'ünü vermesi bile otomatikman etkileyeceği için bütün takımın mutlu olması tabii ki herkes için daha önemli. Umut, iki soruyu birleştirip aslında şu anda ekranları başında çoğu kişinin merak ettiği bir soru var. Bunu tabii ki bir futbolcuya nasıl sorulması gerekiyorsa öyle soracağım. Yanlış anlama. Amelie futbol takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın tırnak içinde belirtmek istiyorum. Forvetsiz oyunu çok eleştirildi. Sen de İzlanda maçında aslında aranan kan oldun diyebiliriz. Yaptığın koşularla, preslerinle, alan boşaltmanla dikkat çeken bir performansı imza attın. Tabii ki teknik direktör kararlarını burada biz konuşmayacağız ama Vincenzo Montella ile bir görüşmen oldu mu maç öncesinde? Yani forvete nasıl bir bakış açısı var? Aslında biraz bunu öğrenmek istiyorum. Şöyle, şimdi zaten Vincenzo Hoca da ben kendim çocukken FM oynarken de Roma'yı çok aldığım için çok yakından tanıdığım iyi bir forvetti. Yani oyunlardan tanıdığım kısmıyla. Olaya biraz bence biz popülist bakıyoruz. Yani tartışma endekslerimiz hep şeyde. Ya kişiler üzerinden işte forvet oynadı, o oynamadı, X oynadı, oynamadı. Benim mevzumda da şimdi İzlanda maçında ben oynadım, kazandık. Forvet kullandık, çok iyi oynadık, ona bağlayanlar oldu. İşte benim performansımda biraz önce bahsettiğim farklı etkenler, işte koşular, farklı alan açmalar gibi yorumlar yapanlar da oldu ama bence yine skor la bağlantılı bir yorum oluyor genel olarak söylemler. Çünkü neden işte kazanamasaydık kaybedebilirdik 2-1 öndeyken işte kaçırdığım bir gol belki 3-2 kaybedecektik. Bu sefer diyeceklerdi ki işte kaçırdı kaybetti ya da işte pozisyona giremeyebilirdim ya işte pozisyona giremedi etkisizdi diyebilirdim. Yani yorumlar futbolda tek bir doğru olmadığı için bir forvet oyuncusu üzerinden ben kendi mevkimde çok yaşadığım ve yorumları da çok gördüğüm için aynı forvet oyuncusu için aynı maçla ilgili çok etkisizdi yorumu da yapılabilir. İstediği topları alamadı yorumu da yapabilir. Birinde takım arkadaşlarını suçlayan, o aslında gerekenleri yapacak ama ona top gelmiyor kısmı var. Birinde de tekil olarak bir tehdit üretemedi, bir şeyler yapamadı yorum var. İkisi de kendince doğru, yani yorumu nasıl baktığına göre değiştiği için. Ya bu yorumları bence işte sayılar üzerinden üçlü oynadık, dörtlü oynadık, forvetli oynadık, forvetsiz oynadık gibi değil. Futbol artık bence roller oyununa döndü. Yani rolleri hoca nasıl roller belirlemiş, nasıl bir formasyonla çıkarsak çıkalım, stratejimiz ne, oradaki kullandığı rollerdeki uygunluklar ne, ona göre bakıyor bence. Yoksa hocanın amacı da bence yani kazanmaktır bütün maçları. Bizim amacımız da şans bulup katkı vermek. Tabii ki ben her maç oynamak isterim. Forvet oyuncusu olarak da gelen, oraya çağrılan arkadaşlarımızın hepsi de forvet oynasın, orada bir forvet görmek ister. Yani rekabette 3 forvet kenarda otururken başka biri oynayınca tabii ki biz de ya biz oynasaydık diyebiliriz ama karar mercinin amacı da bizim amacımız aslında kazanmak olduğu için kendince bir strateji belirliyor ve uyguluyor. Bile bile ayağına sıkan hiçbir teknik direktör yoktur bence. O yüzden de böyle yorumları yaparken ben ilk defa hocayla tanışma fırsatım oldu. Forvet'ten istediklerini söyledi, neler yapmam gerektiğini söyledi. Başka hocalarımız da başka taleplerde bulunabiliyor. O yüzden karşılıklı etkileşimle, iletişimle ve antrenmanlarla aslında birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bana söyledikleri de olsun. Bir haftalık çalışmayla beraber ben aslında onları uygulamaya çalıştım. Oradaki yine karar merci hoca olacağı için sonraki süreçte de belki yine farklı bir formasyonda, farklı bir stratejiyle, farklı rolde bir oyuncuyla çıkabilir. Belki sürekli benle devam edebilir. Dediğim gibi maçın hikayesine göre bence roller değişeceği için çok böyle forvetli oynadık, forvetsiz oynadık kısmına takılmamak gerekiyor. Hocanın işi belki şurada zordur. Yani yerli, biraz önce ilk soruda bahsettiğim sıkıntımız ön hatta çok fazla yerli oyuncu havuzumuz olmadığı için, yani oynatamadığımız için biraz daha yurt dışındaki arkadaşlarımız şans bulabiliyor daha fazla. Özellikle buradaki piyasada
taleplerimiz sürekli ön tarafa, işte forvet gelsin, başka bir tane daha gelsin, o olmadı bir tane daha gelsin, 3 haftalık performansı beğenilmedi, bir tane daha kenar oyuncusu alalım. Yani geçen sene Kerem'in başarısı üzerine işte gelen oyuncular var, sonraki süreçler var, nereden ne noktaya gelindiği var sürecin. Yani kişisel üzerinden gitmek istemiyorum ama yakın zamanda işte İsmail bence şu an ligin en önemli oyuncusu, Türkiye liginin genel anlamda en önemli oyuncusu ve en büyük potansiyeli satış anlamında. Ama işte yeni transferler geliyor mesela. Görüyorum, birçok yorumcu abimiz de var, çok yakından tanıdığım, arkadaşım gibi gördüğüm insanlar da var mesela. Kadroları muhtemel 11'de yazıyorlar. İsmail yok mesela, takımın en formda oyuncusu. Bakış açımız biraz tüketmek üzerine ve yeni transferler gelsin üzerine olduğu için, özellikle ön hatta tabii çok az oyuncu oynayınca belki de hoca zorlanıyor da olabilir. Yani formda değil, fiziksel olarak yeterli değil, az şans buluyor, o keskinliği yok, benim istediğim roldeki oyuncular oynamıyor diye belki de böyle bir stratejiye gitti. Yoksa çok keskin 3 tane formda santraforumuz olup da hoca onun arasından zorlanıp da oynatmıyor değil diye düşünüyorum. Bir yandan da o boyutu var yani. Tabii formasyon konusu olunca Jose Mourinho'dan sonra Umut da benim karşımda durdu. Ama Umut hukuk okuduğu için ben bu davayı kaybederim. Bunu da söylemiş olayım. Umut, tabii Konyaspor'la da devam etmek istiyorum. Konyaspor, sen de sezona golle başladın. Şu anda 4 maç geride kaldı. 4 puanı var. Nasıl devam ediyor orada ve sezon, bu sezonki hedefler neler? Ya, kulübü anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir ligde olan, belli seviyeye ulaşmış, o seviyeyi de belli bir sürede korumuş bir camia. Büyük bir camia. Koca bir şehir ve futbolcu olan bir camia. Büyük bir avantajı var. Buraya geldikten sonra gördüm, tesisleşme anlamında belki de büyük kulüplerin bile önünde. Çok fazla imkanı da var. Alan da var. Bunu geliştirebilecek imkanlar da var. O yüzden de aslında birçok avantaja sahip ama tabii ki geçen yıldan kalan, belki son birkaç yıldan kalan kırılganlıktan dolayı camiada biraz küskünlük olmuş, biraz karamsarlık olmuş. Muhtemelen onu gören yönetimimiz de herhalde bir kabuk değişimi, yeniden bir yapılanmaya gittiler diye düşünüyorum. Çok fazla oyuncu geldi benim gibi, çok fazla katılan arkadaşımız var, ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bu şey gibi de olmuyor yani, oyun gibi olmuyor. Birçok insan farklı coğrafyalardan, farklı takımlardan bir araya bir anda toplanıp da işte geldi bu kaliteli, o kaliteli koyalım sahaya oynasın gibi bir şey olmuyor. Kolektif bir iş yapıyoruz dediğim gibi ve uzun bir kamp süreci oluyor. Sonrasında işte maç periyodu başlıyor. O sistemi oturtmak, hocanın istediği organizasyonu oturtmak, oyuncuların birbirini tanıması, hocanın oyunculardan ne istediğini aktarabilmesi, birçok dinamiği olduğu için kolay olmuyor başlangıçlar. Kasımpaşa maçı oturmuş bir kadroyla, aslında Kasımpaşa çok oturmuş bir kadrosu olan bir takımda. Onlara karşı galibiyet tabii ki umudumuzu, inancımızı arttırmıştı. Galatasaray yine geçen seneden koruduğu bir kadrosu vardı. Onlara karşı da fena bir performans göstermedik. Dezavantaj olarak bize ne oldu dezavantaj? İşte Kasımpaşa, Galatasaray, Bodrum ve Kayseri maçları. Dördü de kağıt üstünde çok az transfer yapmış o dönem, bizim oynadığımız dönemi söylersem. Ve kadro yapıları belli, organizasyonları belli. Aynı hocaları koruyan takımlardı ve tabii ki oturmuş organizasyonlara karşı siz yeniden bir şeyler inşa etmeye çalışan takım olarak istediğiniz skorları almak isteseniz de bazen olmayabiliyor. Eksik kaldığımız noktalar oldu hem hücum anlamında hem savunma anlamında. Yani ideal bir başlangıç mı? Yine yoruma bağlı, değişebilir ama uzun vadede ben geçen sene yaşadığımız gibi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kadro bireysel kalitesi önemli ama dediğim gibi bireysel kaliteden ziyade organizasyon anlamında da iyi işler yapabilecek bir takım. Birçok rolde farklı formasyonlarda oynayabilecek arkadaşımız da olduğu için bence umutlu ve güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Umut, çok teşekkürler. Bizim bütün sorularımıza cevap verdin, vakit ayırdın bize. Sinem, Ufuk, sizin sorularınız yoksa... Sevgiler. Çok teşekkürler ve başarılar. Başarılar diliyorum. Umarım bu sezon hedeflediğinden de daha iyi geçer senin için. Ben şahsen kalpten senin yanındayım. Çok sağ ol bugün. Bizi kırmadın, bize vakit ayırdın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hepinize sorular için de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olasın. Çok kısa tabii ki